Avrupa Birliği'nin merkezi ve dünyanın en güçlü devletlerinden biri olan en fazla Türk göçmen nüfusuna sahip Almanya hakkındaki videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Almanya, resmi adıyla Almanya Federal Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da bulunan bir ülke. Almanya'nın kuzeyinde Danimarka, batısında Hollanda, Lüksemburg, Belçika ve Fransa, güneyinde İsviçre ve Avusturya, doğusunda ise Çek Cumhuriyeti ve Polonya bulunur. 357 bin kilometrekare yüz ölçüme sahip ülkenin %33'ü ormanlarla kaplıdır. Almanya, Türkiye'ye göre 1 saat geriden gelmekte. İki ülke arasındaki uçuş süresi yaklaşık 3 saat. Araba yolculuğu ise 30 saat sürmekte. Almanya'ya seyahat etmek isteyen kişilerin 90 güne kadar olan seyahatleri için Almanya Schengen vizesi, 90 günden fazla olan seyahatleri için ise Almanya ulusal vizesi başvurusu yapması gerekiyor. Almanya topraklarına ilk yerleşenler Cermen ve Kelt kavimleriydi. Cermenler İsveç'in güneyinde, Danimarka yarımadasında ve Almanya'nın kuzeyinde yaşayan kabilelerden oluşuyordu. Cermenlerin Kelt ve Slav halkları ile karışması sonucu Alman halkı meydana geldi. 962 yılında küçük Cermen halkları bir çatı altında toplanarak Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu adıyla Alman İmparatorluğunu ilan ettiler. Birçok federal hanedandan oluşan imparatorlukta krallar sadece Habsburg hanedanından, yani Avusturya hanedanından seçilmekteydi. 1806'da imparatorluk Napolyon savaşları sonunda yıkıldı. 1814'te Alman Konfederasyonu kuruldu. Fakat Konfederasyon, Alman Birliği'ni kendi kontrolüne almak isteyen iki rakip Alman devleti, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Prusya'nın rekabetine sahne olmuştur. Bu rekabette kazanan taraf Prusya olmuş ve 1871'de Alman-Fransız Savaşı'nın Almanların zaferiyle sonuçlanması üzerine Prusya Kralı 1. Wilhelm Alman İmparatoru ilan edilmiş, Avusturya'nın dahil edilmediği bugünkü modern Almanya kurulmuştur. Bu savaşın sonunda yeni Almanya'nın kurulmasında büyük rolü olan Otto von Bismarck ise Alman Şansölyesi unvanını almıştır. Yeni Almanya'yı kılıç ve kan politikasına göre kuracağını söyleyen Bismarck, Almanya'nın gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Yeni Almanya'yı güçlendirmek için barış yanlısı bir siyaset izlemiş, Avusturya ve Rusya ile barış ortamı sağlamış, gümrük güvenliği sağlayarak ülke içerisinde güçlü bir ticaret ortamı oluşturmuştur. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu prensine suikast düzenlenmesi, 1. Dünya Savaşı'nı başlatmıştır. Almanya'nın içinde olduğu ittifak devletleri savaşı ağır bir yenilgiyle kaybetmiştir. Savaş sonucu İtilaf Devletleri ve Almanya arasında ağır şartlara sahip olan Versay Antlaşması imzalanmıştır. Almanlar 1. Dünya Savaşı sonunda yenilgiye uğramaları, politik istikrarsızlık, devamındaki dünya ekonomik bunalımı ve Versay Antlaşması'na duydukları tepki sonucunda Adolf Hitler'in nasyonel sosyalist diktatörlüğüne varmıştır. Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başlayan 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler saf ırk düşüncesi temelinde Yahudi soykırımını başlatmış, ülke tarihi en karanlık dönemlerinden birini yaşamıştır. Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Partisi'nin yönettiği Nazi Almanyası döneminde işgal edilen sınırlar içerisindeki yaklaşık 6 milyon Yahudi sistemli bir şekilde öldürülmüştür. Daha sonrasında 8 Mayıs 1945'te Kızıl Ordu ve müttefik güçleri Berlin'i kontrolü altına almış ve Almanya 2. Dünya Savaşı'nda da yenilgiye uğrayarak Sovyet işgal bölgelerine bölünmüştür. Sovyet işgalindeki bölgelerde 7 Ekim 1949'da Demokratik Alman Cumhuriyeti, Batı işgal bölgelerinde ise 23 Mayıs 1949'da Federal Alman Cumhuriyeti kurulmuştur. Meşhur Berlin Duvarı, 1961 yılında Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya kaçışları önlemek üzere inşa edilmiş ve Soğuk Savaş'ın simgesi olmuştu. Utanç Duvarı olarak da adlandırılan 46 kilometre uzunluğundaki Berlin Duvarı, 9 Kasım 1989'da Doğu Almanya'nın isteyen vatandaşların batıya gidebileceğini açıklamasının ardından yıkıldı. Doğu bloğunun çözülmesi ve Federal Alman Cumhuriyeti'ne katılmasıyla birlikte 3 Ekim 1990 tarihinde Alman Birliği yeniden oluşturuldu ve Almanya tam bağımsızlığına kavuştu. Almanya şu an federal parlamenter bir cumhuriyettir. Avrupa Birliği'nin merkezinde olan ülke, birliğin kurucu üyelerindendir. 16 eyaletten oluşan ülkenin başkenti Berlin'dir. Berlin aynı zamanda Almanya'nın en kalabalık şehridir. Ülkenin resmi dili ise Almancadır. Almanya yaklaşık 84 milyon kişilik nüfusuyla Avrupa Birliği'nin en kalabalık ülkesidir. 2050 yılında ülke nüfusunun 74 milyona düşmesi,
Bu nedenle Fransa ve İngiltere'nin nüfusunun Almanya'yı geçmesi bekleniyor. %77'si Almanlardan oluşan ülke, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın en çok göç alan ikinci ülkesidir. Her 4 kişiden birinin göçmen kökenli olduğu ülkede en büyük azınlık etnik grubu ise Türkler oluşturur. Diğer baskın azınlıklar ise Polonyalılar ve Ruslardır. Türkler Almanya'ya kitlesel olarak ilk defa 1960'larda göç etmeye başlamıştır. Almanya, 2. Dünya Savaşı'nın ardındaki yıkım izlerini azaltmak için ekonomik yönden bir atak gerçekleştirmek istemiş ve bunun sonucu olarak da yoğun bir iş gücüne ihtiyaç duymuştur. 30 Ekim 1961'de Türkiye ile Almanya arasında iş gücü alımı anlaşması imzalanmıştır. İlk olarak 2500 Türk'ün gittiği Almanya'ya anlaşmanın geçerli olduğu 12 yıl zarfında, yani 1973 yılına kadar yaklaşık 900 bin kişi göçmüştür. Bugün ise 3 milyon Türk kökene sahip nüfus 3. nesle ulaşmış durumda. En çok Türk'ün yaşadığı şehir ise Berlin. Berlin'de bulunan Kreuzberg semti ise Küçük İstanbul olarak adlandırılıyor. Tabelaları bile Türkçe olan semte Almanlara turist gözüyle bakılıyor. Türklerin en çok çalıştığı sektörler ise özellikle dönercilik olmak üzere yemek, tamir, temizlik ve hizmet sektörü. Almanya Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 4. en büyük ekonomisine sahiptir. Ülke gayri safi hasılasının %23'ünü oluşturan gelişmiş bir endüstriye sahiptir. En güçlü branşları ise otomotiv sektörü, elektronik, makine imalatı ve kimyadır. OECD raporuna göre Almanya 2019 yılında dış ticarete 300 milyar euro, bütçesinde ise 50 milyar euro fazla vermiştir. Dünya ihracat sıralamasında 4. sırada yer alan ülkenin 2021 yılı dış ticaret fazlası ise 22 milyar 200 milyon euro olmuştur. Dünyanın gelirlerine göre sıralanmış en büyük 500 şirketini gösteren Fortune Global 500 sıralamasında 27 Alman markası bulunmaktadır. Bugün bildiğimiz ve kullandığımız onlarca ünlü markası da Almandır. Mercedes, Audi, BMW, Adidas, Puma, Bosch, Fakir, Nivea ve Rossmann bu markalardan sadece birkaçı. Almanya bulunduğumuz pandemi döneminde kimya alanında da büyük bir başarı imza atmıştır. Türk kökenli Alman bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin çifti COVID-19 aşısını bulmuştur. Almanya, bilim konusunda da çok önemli bir yere sahiptir. 19. yüzyıl icatlarının neredeyse %70'i Alman bilim insanları tarafından çıkarılmıştır. Şu ana kadar 101 Alman bilim insanı Nobel ödülü almıştır. İlk Nobel ödülünü alan kişi de röntgen ışınlarını bulan Alman William Konrad Röntgen'dir. Özel görelilik kuramını ortaya atan, kitle ve enerji eşitliğini bulan Albert Einstein'la birlikte modern fiziğin temelini atan Max Planck, Werner Heisenberg ve Max Born da önemli Alman bilim insanlarıdır. Amerika Birleşik Devletleri Paperslip Harekatı ile 2. Dünya Savaşı'nın sonu ve sonrasında Nazi Almanya'sından önemli bilim insanları ülke dışına kaçırmıştır. Kendilerine uygun çalışma ortamı verilen ve geçmiş Nazi suçları silinen veya Nazilerden kaçan bilim insanları Amerika Birleşik Devletleri için çalışmaya başlamıştır. Bu bilim insanları Amerika'nın gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ay'a ilk ayak basması da bu bilim insanlarından Wernher von Braun sayesinde olmuştur. Ay'a insan gönderilmesini sağlayan Apollo projesinin roketi Saturn V kendisi tarafından tasarlanmıştır. Nazi döneminde birçok bilim insanı da Almanya'dan kaçarak Türkiye'ye sığınmıştır. 1933'te Darülfünun kapatılarak modern bir üniversitenin kurulması kararlaştırılmış ve İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. 82 Alman profesör İstanbul Üniversitesi'nde görev alınmıştır. 1933 ve 45 yılları arasında Almanya ve Avusturya'dan gelen bilim insanı ve onları takip eden aile bireyleri de eklendiğinde, Yahudi oldukları için Türkiye'ye yasal olarak sığınanların toplam sayısı 550 civarıdır. Bu bilim insanları İstanbul Üniversitesi'nin yanında Ankara Üniversitesi'nde ve değişik kademelerde de önemli görevler almıştır. Türkiye'ye sığınmış olan Alman bilim insanlarının hemen hemen tamamı savaş bitiminde Almanya'ya geri döndüler ve Federal Almanya'nın kuruluşunda görev aldılar. Amerika ve Kanada'ya gidenlerin ise çoğunluğu Almanya'ya dönmedi. Genel olarak Alman kültürüne ve yaşantısına bakarsak, çoğu yerde pazar günleri market dahil her yer tamamen kapalıdır. En ufak bir işlemde bile randevu sistemi geçerlidir. Geri dönüşüm ülkede çok önemlidir ve kullanılmayan eşyalar başkalarının alabilmesi için bir kutla kapının önüne koyulur. Bisiklet yolları çok yaygındır. Hatta ormanlarda bile bisiklet yolları bulunur. Bazı otobanlarda hız sınırı yoktur.
Bazı bölgelerde çıplak oturmak ve güneşlenmek serbesttir. Pikniğe gittiğinizde çıplak mangal yapan bir aile bile görebilirsiniz. Genelde ofislerde, toplu taşımada ve evlerde klima sistemi yoktur. Otellerde veya misafirliğe gittiğinizde çiftlere ayrı yorgan verirler. Kent ve kırsaldaki yaşam tarzları arasında neredeyse fark yoktur ve en küçük köyde dahi trafik levhaları ve kaldırımlar merkezdeki ile aynıdır. Almanlar hakkında bilgisi olmayan çoğu kişinin bile kişisel özellikleri hakkında ilk dediği şey soğuk insanlar olduğudur. Soğuk iklime sahip ülkelerde fiziksel ve sosyal şartlardan dolayı insanlar daha içe kapanık ve mesafeli olsa da Almanya'da yaşayan çoğu kişi Almanların soğuk insanlar olmadıklarını söylüyor. İnsanların kişisel alanlarına ve özel hayatlarına mesafeli olmaları bazı kültürler tarafından soğuk olarak algılanabiliyor. Almanlar için kurallara bağlılık çok önemlidir. Çoğunlukla herkes topluluk kurallarına harfiyen uyar. Bir hata yaparsanız anında ceza uygulanır. İş yerinde kıyafet serbest ve rahattır. Ofise pijama ve şortla gelen insanlar görmeniz muhtemeldir. İnsanlar çok sportiftir. Her sabah koşan, yürüyen, bisiklete binen insanları sıklıkla görebilirsiniz. İnsanlar dakik olmaya özen gösterirler. Ne birini bekletirler ne de beklerler. Almanya'da iş arkadaşlığı genelde ofiste sınırlı kalır ve mesafelidir. Arkadaşlıklar genelde hobi alanlarında bulunur ve Almanlar hobilerine önemli bir bütçe ve zaman ayırır. Ayrıca ülkede hobi bahçeleri de çok yaygındır ve seyahat etmeyi severler. Almanya'da eşcinsel medeni birliktelik 2001'den beri yasaldır. Eşcinseller yasal olarak eşlerinin biyolojik çocuklarını evlat edinebilirler. Almanya'daki zorluk ve olumsuzluklara bakarsak, Alman bürokrasisi çok yavaş işler. Bir işlem aylar alabilir. Ev taşıma işlemi için bile birçok belge ve evrakla uğraşmanız ve gittiğiniz şehre göre plakanızı değiştirmeniz gerekir. Ayrıca taşınırken mutfağınızı da taşımanız gerekir. Ya da önceki kiracıdan mutfak dolaplarını satın alabilirsiniz. Konutlar insan sayısına oranla az olduğu için ev bulmak zordur. Bu nedenle bir daireyi kiralamak için 200 kişilik bir başvuru sırasına girebilirsiniz. Bir diğer olumsuz yanı da soğuk ve kapalı hava şartlarıdır. Çoğu yerde yağışlar 5-6 ay aralıksız sürebilir ve karın yerden kalkması Haziran ayını bulabilir. Küçük el işçilikleri de pahalıdır. Zor durumda kaldığınızda bir çilingire 200 euro verebilirsiniz. Almanya vatandaşları birçok sosyal ve ekonomik yardıma sahiptir. İşsizlik maaşı, bakım parası, kira yardımı gibi farklı alanlardaki sosyal yardımları içeren çeşitli maddi yardımlar vardır. Sosyal bir devlet olan Almanya'da aile politikalarına yılda 200 milyar euro üzerinde harcama yapılmaktadır. Çocuklar için verilen maddi yardımlara bakarsak, Kindergeld yani çocuk para yardımı, çocuğun 18 yaşına kadar her vatandaşa sağlanan bir yardımdır. 1 ve 2 çocuğa ortalama 204 euro, 3 çocuğa 210 euro, 4 ve 4'ten fazla çocuğa 235 euroluk bir maddi yardım sağlanır. Eğer çocuk iş arıyor, meslek eğitimi alıyor ya da üniversite okuyor ise yardım 25 yaşına kadar ödenmektedir. Devletin aileleri destekleyen başka bir hizmeti de ek çocuk yardımıdır. Eğer çiftlerin aylık geliri 900 euro, tek ebeveynlerin ise 600 euro ise, çocuklar aileleriyle birlikte yaşıyor, 25 yaşını doldurmamış ve evli değilse bu yardımdan faydalanabilir. Yardım tutarı ise 185 eurodur. Bir diğer yardım türü de işsizlik parasıdır. İşsizlik parası 1 olarak adlandırılan yardım için kişinin daha önce en az 2 yıl sigortalı bir işte çalışmış olması ve aktif olarak iş arıyor olması gereklidir. Yardım tutarı ise kişinin önceki maaşının %67'si kadardır. İşsizlik maaşı çalışılan süreye göre 24 aya kadar uzayabilir. İşsizlik parası bir yardımı sona erdiği halde hala işsiz olan ya da geçimini sağlayamayan kişiler için işsizlik parası 2, diğer adıyla sosyal yardım desteği vardır. Bu yardımın tutarı ise 432 eurodur. Yine maddi durumu yetersiz aileler için yapılan bir diğer yardım da kira yardımıdır. Kiranın %50'si veya 60'ı karşılanır. Ülkede bu gibi daha birçok sosyal yardım mevcuttur. Avrupa'nın önde gelen üniversitelerine sahip olan Almanya'nın eğitimine bakarsak, dünya sıralamasında da ilk sıralarda yer almaktadır. Almanya'da devlet okulları neredeyse tamamen ücretsizdir. Bu durum uluslararası öğrenciler için de geçerlidir. Bazı üniversiteler ise dönemlik 500 ve 1500 euro civarı bir harç ücreti isteyebilmekte. Almanya'da üniversite öğrenimi birçok alanda 3 yıl, yüksek lisans programlarında ise 2 yıl sürmekte. Almanya'da istediğiniz bölümde eğitim alabilmeniz için Türkiye'de 4 veya 2 yıllık örgün bir üniversite programı kazanmış olmanız gerekli.
Başvurunuz kabul edildiğinde Türkiye'de kazandığınız bölümü veya bu bölüme denk olan başka bir bölümü Almanya'da okuma hakkına sahip olabilirsiniz. Ayrıca Türkiye'de üniversite okurken gerekli koşulları sağladığınız takdirde Almanya'da öğreniminize devam edebilirsiniz. Almanya'daki bölümlerin çoğu Almanca eğitim vermektedir. Bu nedenle üniversitelere göre değişiklik göstermekle birlikte Almanca dil bilgisinin C1 seviyesinde olması gerekir. Bazı üniversitelerde ise B2 seviyesi Almanca bilgisi yeterli olabilmekte. Almanca dil bilginiz yoksa ve şartlı kabulü aldıysanız, 1 sene dil eğitimi görüp istenen puanı aldıktan sonra eğitime başlayabilirsiniz. Bunun yanında az da olsa İngilizce lisans eğitimi veren üniversiteler de vardır. İstenen İngilizce yeterlilik seviyesi ise üniversitelere göre değişmekle birlikte IELTS'te 5,5 ve 6,5 arası, TOEFL'de ise 79 ve 90 civarı arasında değişmekte. İstenen bir diğer koşul ise öğrencinin Almanya'da bir bloke hesap oluşturması ve 1 yıl için 10.206 euro bloke etmesi. Öğrenci aylık olarak bu hesaptan tutarın 12'de birini, yani asgari yaşam gideri tutarı olan 853 euroyu çekebiliyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulmak için 18 aylık bir vize süresi tanınıyor. Almanya'da alacağınız diplomaların aynı şekilde Türkiye'de de yok tarafından denklikleri vardır. Almanya'da yüksek lisans yapmanız için gereken koşullar ise yine üniversiteye göre değişmekle birlikte 4 yıllık eğitim veren bir üniversiteden mezun olup 4'lük not ortalaması üzerinden 3 ve üzeri not ortalamasına sahip olmak, IELTS sınavından minimum 6,5, TOEFL'dan 79 ya da kabul gören diğer İngilizce sınavlarından denge puanda yeterliye sahip olma şartı vardır. Üniversite ortalama şartı 2,70 seviyesinde, hatta 2,50 altında olan üniversitelerde bulunabilir. Almanya'da öğrenciler için gelişmiş bir burs sistemi vardır. Bunun yanında öğrencilere birçok imtiyaz tanınır. Bunlar restoran ve kafelerde, telefon sözleşmelerinde, seyahat gibi durumlarda uygulanan indirimler ve toplu taşıma araçlarını ücretsiz veya indirimli kullanma hakkıdır. Berlin'de tüm öğrenciler toplu taşıma ücretsiz kullanır. Almanya, 2020 yılında yeni iş gücü yasasını yürürlüğe koydu. Almanya'da özellikle ihtiyaç duyulan işlerin başında doktor, hemşire ve bilgisayar uzmanı gibi meslekler geliyor. Bu sektörlerde çalışmak isteyen yabancılardan diplomalarının tanınması, yani diploma denkliği şartı ortadan kalktı. Bunun yerine en az 5 yıl iş tecrübesi olup olmadığına bakılıyor. Bu kişilerin yıllık asgari kazancının ise 34.944 euro olması gerekiyor. Ayrıca bu sektörde çalışanlar için Almanca dil şartı da kaldırıldı. Ancak yine de asgari düzeyde Almanca bilmeniz ve hayatınızı sürdürebilecek kadar ekonomik imkanlara sahip olmanız gerekiyor. Diğer meslek gruplarının ise diploma denkliği, A1 seviyesine Almanca dil bilgisi sunması ve yılda asgari olarak 44.800 euro kazanması gerekiyor. Hangi meslekten olursa olsun, Almanya'da çalışmak isteyen bir Türk vatandaşının ülkeye gelmeden işini Türkiye'deyken bulması gerekiyor. İş sözleşmesi veya belirli bir iş teklifi alan herkese 4 yıl ikamet izni veriliyor. Bu kişiler 4 yıl sonra daimi ikamet izni için başvurabiliyor. Ülke hakkında diğer bilgilere bakarsak, Almanya'da taksilerin çoğu Mercedes'tir. Onlar için Mercedes lüks olarak değil, tasarruf sağlayan uzun ömürlü bir otomobil olarak görülüyor. Almanlar bireye çok düşkündür. Bir Alman yıllık ortalama 104 litre bira tüketir. Çekya'dan sonra en fazla bira tüketen Avrupa ülkesidir. Ayrıca Alman bira saflık yasası ile birlikte biranın üretiminde malt, şerbetçi otu, su ve maya haricinde başka bir madde kullanılamaz. Günlük hayatta kullandığımız Alman buluşları hava yastığı, X-ray teknolojisi, MP3, dergeç, elektrikli matkap, taksimetre, kahve filtresi ve Noel ağacıdır. Bir diğer buluş da Fanta'dır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Amerikalılar Almanya'ya Coca-Cola ambargosu uygulamıştı. Bu ambargo sayesinde Max Kate, elma ve peynir yapımından arta kalan sarı ve yeşil sıvı ile Coca-Cola'ya rakip olan Fanta'yı geliştirdi. Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en dar sokağı Almanya'nın Reutlingen kentindedir. Cadde en dar yerinde 31 cm ve en geniş yerinde ise 50 cm'dir. Almanya'da 200 binden fazla kale vardır. Bunların çoğu yüzyıllar öncesine dayanıyor ve büyük çoğunluğu halka açık. Kalelerin bazıları restoranlara, otellere, kafelere, müzelere ev sahipliği yaparken bazıları da satılıktır. 1886 yılında Bavyera Kralı 2. Ludwig tarafından yaptırılan ve içinde sadece 3 hafta kalabildiği Neuschwanstein Kalesi, Walt Disney'in logosuna ilham vermiştir.
Almanya'nın yemek kültürüne bakarsak et ürünleri çok yaygındır ve mangal yapmayı severler. Kekleri, ekmekleri ve pastaları çok meşhurdur. Sosis çok fazla tüketilir ve 1500'den fazla sosis çeşidi üretilmektedir. Kahvaltıda peynir, tahıllı yiyecekler, bal ve reçelli ekmek, domuz eti, sosis ve salam tüketirler. Patateslerin dilimlenerek pastırma ve soğanla karıştırılması sonucu yapıldığı Bratkartoffeln, sokakların vazgeçilmez lezzeti, domuz etinden yapılan sosis Bratwurst, mantı benzeri yöresel bir yemek olan Maultaschen ve peynir ve soğanla servis edilen yumurtalı erişte Spätzle meşhur yemekleri arasında. Almanya'nın simgesi haline gelmiş, dünyaca ünlü Schwarzbrot ekmeği de ülkede mutlaka denemeniz gereken lezzetler arasında. Uzun ve köklü bir tarihe sahip olan Almanya, doğal güzelliği, mimarisi ve kültürü ile kesinlikle görülmesi gereken bir ülke. Berlin'deki ikonik Berlin Duvarı ve Berlin Zafer Sütunu, 19. yüzyıldan kalan görkemli Neuschwanstein Kalesi, Orta Çağ'dan kalan Elz Kalesi, gotik bir mimari şaheser Köln Katedrali, Münih'in en popüler caddesi Marienplatz, Weser Nehri kıyısındaki kültür şehri Bremen, Bavyera'da yer alan Krallar Gölü, her biri birbirinden güzel şehir ve kasabaların yer aldığı Rotenburg şehri görülmesi gereken yerlerden sadece birkaçı. Videomuzun sonuna geldik. Siz de Almanya hakkında bildiklerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza destek vermek için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.